ben weer terug mijn oude nest natuurlijk. Vorig jaar ook wel een keertje teruggekomen. Heb ik wel goede herinneringen aan. Hopelijk morgenavond heb ik nog steeds goede herinneringen aan. Maar ja, ik denk dat morgen een hele interessante wedstrijd wordt. Beide teams doen het goed dit seizoen. Ze zijn goed gestart. Twente natuurlijk vorige week goed resultaat geleverd in Manchester. Maar ja, wij als Fenerbahçe, wij doen het ook gewoon goed. We hebben natuurlijk een nieuwe coach die veel invloed heeft op deze ploeg. Maar ja, zoals ik al zei, ik hoop dat ik morgen nog steeds een goed gevoel heb hier. En dat ik aan het einde van de avond met de winst weer naar huis ga. Öncelikle iyi akşamlar. Eski yuvama geri döndüm. Geçen yılda dönmüştüm. Benim için çok güzel bir hatıra olmuştu. Umarım yarın akşam da güzel bir hatıra olur benim için. Enteresan bir maç olacak. Her iki takım bence çok iyi. Twente geçenlerde Manchester'a karşı çok iyi, güzel bir iş çıkarttı. Ama biz de Fenerbahçe olarak çok iyiyiz. Yeni bir teknik direktörümüz var. Kendisinin ekibi, takımın üzerinde çok güzel etkisi var. Umarım yarın da hala iyi olur ve galibiyetle döneriz. Yes. Geçen hafta Erik Ten Hag eski aşkıma acı vermek istemiyorum demişti. Senin bununla alakalı çok da zorlanmıyorsun sen bu konuda değil mi Jayden diye soruldu. Kendisi şöyle cevap veriyor. Geçen yıl aynısını yapmak zorundaydım. Tabii ki hoş bir duygu değil ama artık Fenerbahçeliyim. Fenerbahçe'de başarı göstermek zorundayım. Biz de Avrupa Ligi'ne katılmak istiyoruz. Hoş bir duygu değil ama profesyonel davranmanız gerekiyor. İkinci soru şöyleydi. Dusan Tadic de eskiden Twente'deydi. Onun da eski aşkı burası. Onunla bu konu hakkında hiç görüştün mü ve ne görüşüyorsunuz, ne konuşuyorsunuz bununla alakalı? Kendisi şöyle söyledi. Tabii ki Dusan'ın daha fazla Hollanda'da eski aşkları var benden daha fazla. Onun için de güzel bir his bu. Twente bence çok iyi bir takım. Defans açısından, hücum açısından her iki taraf iyiler. Ve birlikte çalışan bir takım. Tabii ki ben Dusan'da daha ne fazla neler konuştuğumu detaylı olarak anlatmak istemiyorum. Şimdi Mourinho'yla çalışıyorsun. Onunla çalışmak gerçekten özel bir durum mu? Kendisinin special olmasını, özel olmasını fark ediyor musun? Yoksa yani sıradan bir teknik direktör mü senin için diye soruldu. Onunla çalışabilmem, onun beni seçmesi benim için bir onurdur. İtalya'da da oynadığım Fener'de benim üçüncü teknik direktörüm bu. Yani bir deneyimlerim oldu benim. Tabii ki kendisinin belli bir karizması var. Ondan da çok da başarıları var. Ondan daha fazla bilgi almak demek istemiyorum ama onun söylediklerini daha fazla ciddiye alıyorsunuz. İyi bir ambiyansla geldi bence. Zaaflarımız varsa onları düzeltmeye, geliştirmeye yardımcı oluyor bize. Futbola ayrı bir bakış açısı var. Kendisi büyük bir hocadır. İkinci soru da şöyle. Mourinho'ya da az önce sormuştuk. Yani Türk futboluna alışmanız gerekiyor demişti. Herhalde duygusallık, hakemlerle olan garip şeylerden bahsediyor dedi Mourinho. Sen şimdi deneyimlisin Türkiye'de. Garip şeyler olabiliyor Türkiye'de. Sen alışabildin mi? Şöyle kendisi cevap veriyor. Tabii ki Türkiye gibi ülkede çok şey oluyor. Yani sadece futbolda değil, Türkiye'nin dışında da çok farklı şeyler oluyor. Alışmanız gerekiyor, kabullenmeniz gerekiyor, adapte olmanız gerekiyor. Evet, Türkiye'de garip şeyler oluyor ama bunu kabul etmek zorundayız. Türkiye'den çıkarken de bunu da deneyim olarak götürmeniz gerekiyor. İlk sorunuzun cevabı şöyleydi. Ben bütün kariyerim boyunca sol bek oynadım, sol orta sahada oynadım. Her iki pozisyonda iyi oynayabiliyorum ama hocanın şu anda benim sol kanatta oynamama ihtiyacı var. Bu benim için herhangi bir problem değil. Hangi pozisyondan daha fazla zevk alıyorsun diyorsanız, geçen sene daha çok sol tarafta orta defansta oynadım. Birçok Avrupa kulübü benim için benimle ilgilendi. Her iki pozisyon benim için de problem değil. Çok iyi bir sezon oynadığımı düşünüyorum. Ama dediğim gibi teknik direktörümüz, hocamızın şu anda benim sol kanatta olmama ihtiyacı var. Şu şekilde tabii ki en üst düzeyde oynamaya çalışacağız. En iyi verimi almaya çalışacağız. Bu da ilk 8'de olmamız gerektiğini düşünüyorum. Hedefimiz bu yönde. İyi maçlar bizi bekliyor. Galibiyet bizim hedefimizdir. Bu yönde.
Şimdi Jose Mourinho ile çalışıyorsun. En üst düzeyde teknik direktörlerden biri kendisi. Bazı insanlar tabii ki herhangi bir onun hakkında düşünceleri var. Sen onunla çalıştıktan sonra seni şaşırtan ne oldu kendisiyle ilgili? Hem teknik direktör olarak hem de insan olarak. Şöyle diyor kendisi, bence çok şakacı bir insan, hatta futbolun dışında da çok iyi bir insan. Geçmişte anlattığı, geçmişte yaşadığı hikayeleri bize anlatıyor ve şunu öğretti bize, her şey futboldan ibaret değildir. Çok da katı bir insan da değil, çok komik bir insan. Thank you and have a good evening. Thank you.